Ben babamı bu denklemden alıp çıkartıyorum savcım. Oldu mu, tamam mı, anlaştık mı? Oğlum bir sakin ol lan. Ya biraz mantıklı ol ya. Ya olamıyorum mantıklı ben. Mantıklı olamıyorum ben. Ben gideceğim babamı alacağım. Nereye olursan oraya götüreceğim. Hiçbir yere gitmiyorsun. Burada duruyorsun. Çekil. Acelem var, bir yere mi yetişiyorsun? Ne kadarını biliyorsunuz gençler? Ne yapıyorsun ya? Ha? Sen ne yapıyorsun? Böyle olmaz müdür hanım. Bu kameraları falan bir kapattır, camları, pencereleri komple bir kapattır. Ondan sonra bana bir güzel giriş. Ondan kes! Sonra devam edelim. Kes dedim. Hanımla. Devam edemiyoruz ama bu şekilde. Ben takılıyorum. Konsantrasyonum da. Biz seni insan yerine koyduk ya. Seninle anlaşma yaptık. Operasyon teslim ettik. Sen ne yapıyorsun sen? Kime güveniyorsun ya? Yahu babamızı bir hava aldırmaya çıkaracaktık dışarıya. Kötü mü ettik? Kötü bir fikir mi yani? Geldik otelimize, bir baktık. Aa, içeride bir de yok abi, kim var içeride ya? Müdür hanım. Ne demek bu savcım? Savcım ne oluyor? Savcım ne oluyor? Allah aşkına bir şey söyle. Savcım ne yapıyoruz biz? Ne oluyor? Şimdi bak, Naz'ın nikahı diyorsun. Beni ikna ettiğinlerden biri olabilir. Bizi mi dinliyor diyorsun? Ya aramızdaki geçen mevzuları, tartışmaları, hepsine nasıl bu kadar hakim? Nereden biliyor bunları? Niye ya? Yani? Niye değil. Ne kadarını biliyor. Asıl soru bu. Bizim Halil Sade yaptıklarımızın ne kadarını biliyor bu kadar? Savcım, Halil Sade yaptıklarımızın birazını bile biliyor olsa biz böyle elimizi kolumuzu sallayarak gezebilir miyiz buralarda? Allah aşkına yapma ya. Her şey olabilir. Çünkü karşımızda şu anda sınırsız imkanlara sahip bir istihbarat memuru var. Biz tedbirimizi ona göre almak zorundayız. Bu kadının her şeyi bildiğini varsaymak zorundayız. Anlatabiliyor muyum? Adımımızı ona göre atacağız. Yok, yok savcım, biz adım atıp ne yapacağız savcım? Hani nasıl bir adım atalım biz şimdi o zaman? Sen beni dinlemiyorsun değil mi? Bu kadın her şeyi biliyormuş gibi davranmak zorundayız. Ona göre davranıp ona göre tedbirimizi almak zorundayız. Başka çaremiz yok. Yapacağımız ilk iş babanla seni buradan uzaklaştırmak. Gideceksiniz. Ne demek babanı uzaklaştır? Alacaksın da gideceksin buradan. Burada güvende değilsiniz oğlum. Her şey olabilir derken bundan bahsediyorum. Ben kaçağa geri dönemem. Döneceksin. Dönemem. Döneceksin. Dönemem savcım. Ben oraya ben oralarda yaşayamam. Ben sırf o yüzden buraya geldim zaten. Ben burada kalacağım. Çakılayım burada ya. Yapma bunu Allah aşkına, yapma ya. Oğlum, ölürüm de gitmem, vallahi gitmem. Burada kalırsan zaten öleceksin. Babana da seni de burada yaşatmayacak bu kadın. Anlatabiliyor muyum? Hayatınız mahvolacak. Burada sizi güzel bir hayat beklemiyor. Eğer dediklerim doğruysa buradan gitmezseniz burada yaşayamazsınız. Savcım bu kadın niye bizimle uğraşsın Allah aşkına? Bak tamam. Savcım bu kadın manyak mı, delirdi mi? Niye bu kadar çok masrafa girsin? Niye bizimle uğraşıyorsun? İşi gücü bitti mi bu kadının ya? Ayrıca bu kadının bizi dinlediğinden emin olmadan da bu konuşmaya devam etmememiz lazım. Bizim sağlıklı değil çünkü. Bu sağlıklı değil şu an yaptığımız. İkna mı olmak istiyorsun? Emin mi olalım istiyorsun? Emin olalım savcım. O zaman şöyle yapacağız. Babanın kaçıracağını ima edeceksin.
Babamı karıştırmayalım. Telefonların yanına gideceğiz. Babanın kaçıracağını ima edeceksin. Eğer haklıysam bu kadın soluğu Selçuk Taşkın'ın yanında alacak. Tamam. Savcım. Gel. Savcım. Bakalım. Ne diyeceğim savcım? Ne diyeceğim savcım? Oğlum. Babanı kaçıracağını söyleyeceksin ya. Ben babamı bu denklemden alıp çıkartıyorum savcım. Oldu mu, tamam mı, anlaştık mı? Oğlum bir sakin ol lan. Ya biraz mantıklı ol ya. Ya biraz... olamıyorum mantıklı ben. Mantıklı olamıyorum ben. Babamı hava almaya çıkaracaktım dışarı ama... siz herhalde bizim bir şeyler sakladığımızı falan düşündünüz. Gereksiz. Değil mi? Siz bizim kaçacağımızı falan mı düşündünüz? Ne yaptınız ya? His mi bu, nedir? Ben şimdi bu meseleyi seninle burada baş başa tartışmayacağım. Savcın senden %100 sorumlu ya. O gelsin, öyle konuşacağız. Tek başımıza değil. Sara Hanım sizi bekliyor. Hayırdır bu çocuğun ne işi var bu sorgulasında? Ben neden apar topar çağrılıyorum? Ne oluyor? İkinizin bana anlatmak istediği bir şey var mı bugün mesela? Sen bizi sorguya mı çekeceksin? Sen bu çocuğun sorumluluğu %100 bende demedin mi? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Nedir, bir planınız mı var? Benim haberim yok. Sen ne diyorsun ya? Ne anlatıyorsun? Zinciri bende ama haberim yok mu diyorsun? O mu yani? Ben de yedim. Al hayır. Bakalım. Bak buraya. Barış İlker. Arslan İlker'in oğlu. Yiğit Mertoğlu'nun da yakın akrabası. Kim bu ya? Ben tanımıyorum bunu. İşte sen tanımıyorsun ama o tanıyor. O tanıyor hem de. Nasıl tanışıyor biliyor musun onunla? Gidiyor, herifi bizden habersiz alıkoyuyor. Operasyonun yönünü değiştiriyor, içine ediyor. Acil olarak görüşmemiz için yeterli değil mi sence? Yaptın mı kahvaltını? Altay. Ama bak sen kahvaltını daha hala yapmamışsın Altay. Teyzem senin için sabah kalktı mutfağa girdi. Bak söylersem azarı yersin ona göre. Neye bakıyordun sen telefonda? Ya yok bir şey Yağmur. İyi, benim okula gitmem lazım. Altay. Dün yaptığınla ilgili seni anlamakla beraber asla izin vermiyorum. Çünkü bizim hayatımızın hiçbir yerinde şiddet yok ve olamaz da. Yok mu şiddet? Evet, yok Altay. Tamam bak sen ani bir refleksle bir tepki verdin. Ama şu an pişmansın, görebiliyorum bunu. Bak bana, o insanların hiçbiri hayatımıza giremezler. Tamam mı? Endişelenmene gerek yok ablacığım. Ya Yağmur ne endişeleneceğim? Yusa gelsin buraya. Ama Altay. Ablacığım sen böyle yaparsan benim aklım sende kalacak. Lütfen ablacığım. Tamam mı? Tamam Yağmur. Tamam. Oh. Tamam hadi. Ye o yemeğini. Tamam mı? Tamam. Hadi bay bay. Yahu Selçuk Taşkın iyi niyetiyle operasyona dahil olmak istemiş. Tamam mı? Gitti. Orada da her şey ters tepti. Biz de babamızı alıp çıkmak durumunda kaldık oradan. Ne yapsaydık ben anlamadım. Pardon, babanın operasyondan niye haberi var? Yahu Selçuk Taşkın bu camiada lafı geçen, sözü geçen insanlardan biriydi vakti zamanında. E tanıdığı bir sürü eşi dostu yok mu bu adamın? Var. Belki bir isim tanıdık gelmiştir kulağına, ne bileyim hani. Şudur şudur daha işimizi kolaylaştırır diye ben Selçuk Taşkın'a söyledim. Söyledim ne var yani söyledim. Ben danışman aramıyorum. Ararsam da sana sormam. Tamam, babana bu mevzudan uzak tutacaksın. Belli ol, tamam. Bu herifi nerede tutuyorsunuz? Şahsen sağlığı saati gayet yerinde hiç. Yani merak edeceğiniz bir durum yok ortada. Nerede tuttuğumuz da bize kalsın. Ama gayet iyi yani, ondan emin ol.
Gerçekten. Başına da bir şey gelmeyecek garanti ediyorum. Bak kılına zarar gelsin. Seni yakarım. Akgün. Silerim seni. Anladın mı? Anladın mı beni? Savcım. Savcım anladım. Söyler misin savcım? Anladım. Kendisini iletebilir misin? Ya tamam anladı çocuk. Sen neyi kovalıyorsun ya? Çocuk anladı tamam. Bu tür operasyonlarda böyle terslikler olabilir tamam. Bu kadar uzamasın ya. Gitmiş bize işimize yarayacak bilgi getirmiş mi getirdi bitti. Sevkiyatın yerini zamanı her şeyi biliyoruz tamam uzamasın konu. İşimize dönelim lütfen ya. Peki. Bir daha planın dışına çıkmak zorunda kalırsa bize danışacaksın. Anlaşıldı mı Akgün? Anladım. Güzel bravo çıkar şimdi telefonu. Çıkar çıkar. Ara Cihan Sancaktar'ı ara. Ara. Devam ediyoruz. Yapman gerekeni yapacaksın. Devam diyorsun yani. Evet, devam diyorum. Tamam, ararım onu ben birazdan. Yok, hayır burada. Şimdi ikimizin gözünün önünde yapacaksın. Haydi. Buyurun. Afiyet olsun. Bu ne ya? Kal ciğer değil mi? Nasıl bir şey ya? Basit bir şey ama... Hamburg'a özel. Anne soluna bakıyor diyebilir miyiz? Sen seviyordun diye hatırlıyorum. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu kadın büyük oğlunu ikizlerinden ayırıyor. Ya da bir şey isteyecek abimden. Hmm. Şimdi oğlu şu kafasını arabanın kapısına çarptı ya. Annesi kıyamaz ilk göz ağrısına. Adamların da al defol git buradan tamam mı? Hemen. Sadece konuşmak istiyorum. Ya ne konuşması ya? Sabah annen geliyor teyzemi taciz ediyor şimdi sen. Hadi defol. Kim bu ya? Özür dilerim. Ya neyin özür dilerim? Bırak! Abi psikopat gibi gülüyorsun yarın aşık olmuşsun. Cemre. Tuhaf tuhaf benzetmeler yapma. Espriydi. Cemre. Pardon. Dinliyorum. Mert oğlunun sevkiyatıyla alakalı bilgi vermek için aradım seni. Sevkiyatın yapılacağı yer... Saat, kimden kime yapılacak? Hepsine vakıfız. Bilgiye ulaşınca beni ara dedin. O yüzden arıyorum. Yarım saat sonra sana yollayacağım lokasyona gel. Anlaştık. Burak, hadi gidiyoruz, işimiz var. Yine Selçuk Taşkın oğlu şunun yanına mı koşturuyoruz? Cihan. Sen nasılsın, iyi misin? Dün gece beni tehdit ediyorsun. Bu sabah önüme kaz ciğeri koyuyorsun. Şimdi nasılsın diye soruyorsun, ha? Seni tehdit ettiğimi nasıl düşünürsün oğlum? Ben sadece seni korumaya çalışıyorum. Tabii dün gece sana söylediklerim aramızda kalacak. Sağ ol. Bu gece eve erken gel. Baş başa biraz vakit geçirelim. Seans istemiyorum. İhtiyacım yok. Ne zaman ihtiyacın olup olmadığını bilemezsin. Bak, geri dönülmez şeyler yapmandan korkuyorum. Lütfen. Burak, hadi. Gidiyoruz. Cihan. Lütfen erken gel. Lütfen. Bu defa işi batırma. Prosedüre göre ilerleyeceksin. Anlaşıldı mı Akgün? Anlaşıldı tamam. Anladım. Güzel. Savcım denetim sende. Ben konuşup geliyorum. Dinlendiklerini biliyorlar. Şimdi bu kadın bizi dinliyor. Yüksek ihtimalle de verdiği kriptolu telefonlardan dinliyor. Senin babanla beraber kaçacağını düşündüğü için de apar topar seni buraya çağırdı. Nabzımızı ölçmek istedi. Yukarıda da konuyu değiştirdi zaten. Dikkatimizi dağıtmak istedi. Dikkatlerini dağıtabildi mi bilmiyorum. Ama sanmıyorum.
Selim Kara onları dinlediğinden şüphelendi. Sonra Akgün'le babası kaçıyormuş gibi oyun kurdu. Bilmiyorum, işleri lehime çevirebildim mi emin değilim. Ne yapacağız peki savcı? Plan ne? Vallahi şu anda yapacak bir şey yok. Normal davranacağız. Hiçbir şey yokmuş gibi davranacağız. Dikkat çekmeyeceğiz. Savcım, bu kadın manyak mı? Bu kadının istediğine, derdine ben anlamadım gerçekten. Şimdi aramızdaki ilişkiyi merak ediyor olsa diyeceğim, niye merak etsin? Şu yüzden merak ediyor olabilir. Yani biz acaba bu kadından bir şey saklıyor muyuz? Kendinden bir şey saklayıp saklamadığımızı öğrenmek için hani dedirmiş olabilir ama bu niye bu kadar masrafa girsin ki, anlamadım yani. Onu bilmiyoruz da şu anda. Bilemeyiz. Bilmeye çalışmak, öğrenmeye çalışmak da bir risk. Bizim şu an yapacağımız şeyler belli. Babanla seni çıkaracağız deme de. Babanla seni çıkaracağız. Savcım, biz nasıl çıkıp gideceğiz? Herkesin gözü bizim üstümüzde. Allah aşkına biraz mantıklı konuşalım ya. Benim bir planım var. Selim Kara'nın ilk planı Akgün ve Selçuk Taşkın'ı kaçırmak olacak. İlk yapacağı bu. Kendisi kaçamaz. Mümkün değil. Canan'ın katilini bulamadığı için şu an kafası karışık. Allak bullak olmuş vaziyette. O yüzden kaçmaktan alıkoyacaktır bu durumunu. Bak, bizim bu kadar radikal bir plan yaptığımızı bu kadın anlamıyor. Savcım, deli saçması bir plan bu. Allah aşkına. Yani karşı tarafın benim teklifimi kabul edip etmeyeceği bile belli değil ya. Sancaktarlardan bahsediyorum. Edecektir. Sana ne olacak? Ben bir yolunu bulacağım. Savcım bak, eğer işkillendiğin gibi derin bir mevzuysa bu mevzu, bütün ihale senin üstüne kalacak, Allah aşkına yapma. Ne olur yapma. Sen şimdi bunları düşünme. Sen sırasıyla sana tarif ettiğim şeyi harfiyen yerine getir. Bunları düşünme. Gerisini beraber halledeceğiz. Bak, kaç zamandır beraberiz savcım. İlk defa verdiğin bir karar içime sinmiyor. Bak. Al şimdi şu telefonu. Alçaktırmadan al şu telefonu. Beni arayacağın zaman sadece bu telefondan ara. Numaram kayıtlı içinde. O kriptolu telefonlardan kurtulacağız. Bununla irtibata geçeceğiz. Tamam. Peki biz yapacağımızı yapmadan yakalanırsak ne olacak? Daha doğrusu sana ne olacak yani? Elinde hiçbir şey yok. Yeterli delil yok. Halis Aydın'ın cesedi yok. Hiçbir şey yapamaz. Hadi git şimdi. Ama benim ne yapıp ne edip Halis Aydın'ı bulmam lazım. Başka yolu yok. Ceset yoksa cinayet de yok. Savcım, telefonu sorgu odasına unutmuşsun. Ha, sağ ol. Bu arada gerçekten bu herifle ilişkini keserdim bu teşkilatın, ama sana dua etsin. Yok, şimdi konuştum ya. Anladı bence. Ey, okay. Sen de kusura bakma. Biraz sert çıktım ama öyle olması gerekiyordu. Onun da birazcık olayın ciddiyetini fark etmesi gerekiyordu artık. Yani iş yapıyoruz sonuçta, önümüze bakacağız. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada dün akşam senin yanında kendimi biraz böyle huzursuz ve savunmasız hissettim. Yani dedim ki, yani bir de çok konuştum dedim. Gerek var mıydı böyle bir şey bu kadar? Ama sonra iyi ki dedim. Bil diye söylüyorum. Teşekkür ederim. Olabilir ya. Çok normal yani. İnsanız sonuçta hepimiz. Duygusal inişler çıkışlar yaşayacağız. Ayrıca senin o durumda olmanın sebebi biraz da bendim. Senden şüphe ediyordum. Normal yani. Artık iyi bir ekip arkadaşı olacağımıza inanıyorum ben. Birlikte çalışmanın esası karşılıklı güven duygusu. Bizim meslekte hiç kimseye sonuna kadar güvenmemek gibi bir paradigmanın içinde yaşıyorum ama sana artık güveniyorum, senin yanında kendimi güvende hissediyorum diyebilirim. Bu arada okula gidiyorum ben. İstiyorsan gelmek, Yağmur da orada olacak. Bence gelmeyeyim. Adım adım ilerleyelim. Tamamdır. Ali. Savcım. Ali, senden bir şey isteyeceğim. Bizim bu davalardan lojistik insan kaçakçılığı yapmış, yakaladığımız yakalamadığımız ne kadar dosya varsa bana getirmeni istiyorum. Tamam? Hayırdır savcım? Belli bir kaçakçının peşindeyiz, yoksa kaçan birinin mi? Sen dediğimi yap sadece. Tamam, bekle. Ne dersin savcım?
Adresinizi tesadüfen buldum. Silah satıyor musunuz? Evet, evet. Yarın saat 2 gibi bırakabilirseniz çok iyi olur. Tamam, teşekkür ederim. Eray Bey. Hop. Hadi. Tamam, geliyorum. Bir dakika. Ahmet abi. Efendim koçum. Kar mısın? Çift makinesinden herhalde yine bugün. Şşş, her zaman. Ya bizim şey var da arkadaş, poligona gidiyor babasıyla. Ya ben de böyle şeyleri merak ediyorum yazık. Bana bir gösterir misin? Hayda. Nereden çıktı bu şimdi Altay? Niye ya? Şey yok. Merak ettim sadece. Yani sana bir öğretmedim sonuçta bunu. Silah sıkmayı kullanmasını. Öğretti. Öğretti tabii de. O öğreten adamın ne olduğunu bilmek ister misin? Hı? Ne oldu? Adı Beyincik Sedat'tı. Beyincik ne alaka? Ha? Beyincik. Niye Beyincik diyorlardı biliyor musun? Niye? Hasımlarını tam buradan, Beyincik'ten vurup öldürüyordu o yüzden. Sonra ona ne oldu? Ne oldu? Onu da aynı yerden vurdular. Yani su testisi su yolunda hesabı. Anladım. Başın sağ olsun. Bu silah işlerine bulaştığımdan beri kaç kere vurulduğumu da söyleyeyim mi sana? İster misin? Bilmem. 8. 2 tanesi de ağır. Böyle ölümden dönmeceli falan. Yani o yüzden sen bunu merak etme Altay. Bu merak edilecek bir şey değil aslanım. Yani sen efendi gibi işine gücüne bak, okuluna falan filan. Ha? Ha? Teyzenler falan da bu merakını duymasın, olur mu? Şş, neyi duymuyor Emel? Ne konuşuyorsunuz bakayım siz? Yok bir şey. Abi kardeş aramızda. Çıkalım mı? Çıkalım da. Ha? Hani hazır mısınız siz? Yani. Evet, buyurun. Dükkan senin ha. Teslimat yarın yapılacak. Teslimatın yapılacağı saate ve mekana vakıfız. Kolay istihbarat, yalan istihbarat derdi babam. Eğer bu söylediğinin bizim operasyonumuz üzerinden bir doğruluk payı olmuş olsaydı, Arap Aslan için iyi olurdu. Ne demek bu? İstihbarat kolay elde edilmedi demek oluyor bu. Arap'ın oğlunu kaldırdık. Zorunda kaldık. Barış'ı mı? Oğlum sen manyak mısın? Arap Aslan Yiğit Mertoğlu'nun amcaoğlu. Mertoğlu Barış'ı oğlu gibi sever. Onu kaldırdığını öğrendiği anda sana ne yapar biliyor musun? Hiçbir şey yapamaz baba. İşimize bakalım. Teslimat yarın. Sana malı yarın teslim ederim. Sonrası sende. Mertoğlu'yla istediğin pazarlığı yaparsın artık. Hepsi bu mu? Onca zahmete girip karşılık beklemeden malı bana mı teslim edeceksin? Sırf Soner'in intikamı için. Bu ne cömertlik? Senden bir şey istemeyeceğimi söylemedim karşılığında. Teslimat gerçekleşirken söyleriz. Oğlum ne gizem basıyorsun ortama ya. Ne istiyorsan söyle açık açık. Ne diyorsun Sancaktar? Takdir seni. Tek bir şartla. Müzik.
Burak da sizinle gelecek. Öyle olsun. Buluşma yerini, saatini yarın benden öğrenirsiniz sabahtan. Selametle. Hı? Yarın sabah operasyon var diyorsunuz yani. Ne oldu, sıkıntın var Eray? Yo, sıkıntı yok. Niye sıkıntı olsun? Bir sıkıntı yok kanka da hani şimdi bir ton hazırlık gerekecek değil mi Ahmet? Sen onu dert etme ya. Dert etme sen onu. Ahmet sana çelik yelek giydirecek, üstüne taktik yelek giydirecek. Bizim çelik yeleklerimizden giydir işte. Çelik yelek. Üstüne de güzel teçhizat koy Ahmet. Uzun namlulu ver eline de. Tamam mı? Yani başka türlü kurtaramayız bunda. Bu başka iş. Olayın merkezinde yer alacak çünkü. Kim ben? Merkezinde? Sen merkezi, evet. Allah senin, Allah. Senin konumun merkezi, evet. Eray ne oldu, bir sıkıntın mı var? Abi yok. Ahmet ne, bir sıkıntısı mı var? Aynen. Abi yok, uzun namlulu kullanmayı bilmiyorum ben. Oğlum ne diyorsun ya? Aga öğrenirsin. Öğrenirsin. Ahmet bir şey söylesene. Oğlum sıkıntın mı var? Lan. Ya canım, Allah Allah ya. lan şaka. Seni götürmüyoruz şaka. Ya çağırsan gelirim ben biliyorsun da yani şimdi. Gel şaka lan. Gelecek miyim? Yok lan şaka. Seni götürür müyüz lan? Manyak mısın? Sana kıyabilirim. Zaten mekana geçmem lazım benim. Eray, çok sevdiğim bir büyüğümün harbiden sevdiğim bir sözü var ha. Hı. Arabaya geç. Arabaya geç. Ben geçiyorum o zaman. Eray arabaya geç. Var ya sar. Aa Akgün. Ha. Bizim bu... Altay var ya, bugün bana silah kullanmayı öğret, sana da illa biri öğretmiştir, ben de tutayım falan gibi bir takım laflar etti. Ne konuşuyorsun abi sen? Vallahi ben de anlamadım. Sen bana öğretirsin abi, merakım var falan dedi ama yani ben gerekeni söyledim. Sen yine bir bak istersen. Kimseye söylemedim ben. Çıkart herif abi. Yaz, Altay'a yaz. Sana ateş etmeyi öğreteceğim. Şimdi arabada sana söyleyeceğim, konuma gelsin. Tabii. Allah Allah. Allah Allah. O kadar hukukumuz var Altay. Bir sarılmayalım mı? Nasılsın benim? Olmuş. Savcım. Adamın adresini burada, ismini de yazdım. Tamamdır Aslan. Başka bir emriniz? Yok. Görüşürüz sonra. Sağ ol. Selim Savcı binadan ayrıldı başkanım. Ekibi yönlendiriyorum. Tamam. Peşinden ayrılma. Haberleşiriz. Tamam. Yine arkam toplanıyor bakıyorum. Öyle erken geldim, birkaç bir şeyleri düzelteyim dedim. Sonra arkamdan pasaklı sare deme de. Yok canım, yoğunsunuz. İyi. Normal yani. Ne bu surat? Bir şey mi oldu babanla mı? Yok. Değil. E kim? Ne oluyor?
Çeşme'de hayatıma giren bir çocuk var demiştim ya sana. Yurt dışına kaçan. Akgün. Burada. Yakalandı mı? Yok. Yok, çok karışık olaylar onlar. Bu cezaevindeydi. İşte serbest bırakıldı şimdi. Ha, sen bu kadar çok şey bildiğine göre bu senin ilk karşılaşman değil diye düşünüyorum. Değil. Karşılaştık. Hatta ben istedim birkaç defa konuşmak. Niye? Hıncını çıkarmak için mi? Hayır. Yani yüzüne bakıp ona karşı ne hissettiğimi söylemek istedim, ifade etmek istedim. Peki. Söyledikten sonra hislerin değişti mi? Hayır. Nefret ediyorum ondan. Ya aynı şehirde olma ihtimali bile beni delirtiyor. Yağmur, ben senin bu kadar öfkeli olmanı anlıyorum. Ama tek bir adama öfkeli olmanı anlamıyorum, kusura bakma. Yok, sadece öfke değil. Öfkenin daha ötesinde bir şey bu. Tamam da tek giden o değil ki. Haksız mı? Sen baban da diyeceksin. Babana niye öfkelenemiyorsun, değil mi? Hayır, ben böyle bir şey söylemiyorum. Git babanın karşısına geç, içindekilerin hepsini dök, rahatla demiyorum sana. Bunun kolay bir şey olmadığını ikimiz de biliyoruz Yağmur. Öyle bir şey değil ama sen, yani senin hayatında en sevdiğin iki adam seni aynı anda terk etti ve sen sadece bir tanesini suçluyorsun. Ya da bir tanesine öfkelisin. Kendini öyle kodluyorsun. Bilmiyorum. Yani belki de babama kızma lüksüm yok. Yok, çünkü ben bizi nasıl terk etti gitti diye kendime bile soramıyorum, korkuyorum. Olabilir. Alacağın cevaptan da korkuyor olabilirsin. Akgün'e sordum ama. Çıktım karşısına. Hiç korkmadım. Baktım yüzüne. Ama sanki başka adamın nefesiymiş gibi cevap verdi bana. Buz gibiydi. Baban da değişti tabii. Yok be, yani ben babamı anlıyorum. O kendi içine çekildi. Şimdi bir tuğla da ben çekersem adam... Tamam, biliyorum. Yani biliyorum. Bir gün biz aile olarak uyanacağız ve ben... kızacağım ona o gün. Kızacağım, öyle bir kızacağım ki. Sabah kendime geleyim ya, böyle geldim. Yine bizi başınızı ağrıttım. Tamam. Allah Allah. Olur böyle şeyler Yağmur. Ben senin karşında az mı ağladım? Lütfen. Kafam karışık bu ara çok. Tamam, normal. Çok normal bir tane. Peki şimdi önemli olan şu. Sen ne olsun istiyorsun? Akgün gitsin istiyorum. Onunla karşılaşmaktan bile korkuyorum. Acaba bu onunla tekrar karşılaştığında hissedeceğin şeyin öfkeden başka bir his olabilmesi ihtimali olabilir mi? Asla. Nefret ediyorum ondan. Nefret ediyorum ondan. Yani o şu an cezaevinde olmalıydı. Ben nasıl oldu anlamıyorum ama saçma. Saçma, bu adam nasıl olduysa mafya ile işbirliği yapıp o şekilde çıktı cezaevinden, eminim buna. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun peki? Eminim, çünkü adamla el sıkışıyorlardı. Yani şimdi düşün, iki tane potansiyel suçlu adam. Bunların ikisi de hiç düşünmeden birbirlerini öldürebilecek iki tip. Bunlar niye el sıkışır başka? Ben niye gidip bunları savcılığa şikayet etmiyorum ya? Sakın. Yağmur bak, sakın. İşte orada sana dur derim. Bunu bil. Sakın. Böyle bir şey yapmayacaksın. Sen boşu boşuna mı akademisyen oldun ya? Neydi belirsiz adamlar mafya mı değil mi bilmiyorsun. Bilmediğin bir işin içine girip aileni, kendini tehlikeye atacaksın tekrar. Ben böyle bir şeye bulaşmana katiyen izin vermiyorum. Sen ki kalkıp eğitim hayatı, sen adliyede o saçma sapan şeylerle karşılaşıp üzülmemek için avukat olmaktan vazgeçtin kızım. Ya hocam... Ne hocam? Söz ver bana. Niye
kızıyorsun? Ben anlamıyorum şimdi. Ne alaka bu kadar? Yapmayacaksın çünkü. Çünkü ben senin kendine zarar vermeni istemiyorum. Bundan endişe duyuyorum. Bu çok normal, olamaz mı? Ben derse gidiyorum. Sen de yoklamayı alır gelirsin. Altay'la buradayız. Gelsen iyi olur. Ne? Ne alaka? Hazırım ben. Hadi gel bakalım. Tut beni. Ağırlığını vermiyorsun. Ağırlığını ver. Tamam, yürüyebiliyorum zaten. Nasıl? Alayında böyle koluna yüklenerek yürüyeceğimizi düşünmüyordum muhtemelen ama ne yalan söyleyeyim, bu yani bu yürüyüş benim çok hoşuma gidiyor. Kızmıyorsun değil mi ben böyle konuşunca? Yok. Bütün bunlar geçtikten sonra hayatımız nasıl olacak onu merak ediyorum sadece. Senin istediğin gibi. Öyle mi? Nasıl? Yani geçici bir evimiz olmayacak mesela, kalıcı güzel bir evimiz olacak. Başka? Başka? Sen nasıl hayal edersen, ne hayal ediyorsun? İşin ne olacak peki? İşim aile işleri. Biliyorsun işte. Bilmiyorum. Ne yapayım şimdi? Uzun uzun onları mı anlatayım? Ne yaptığımı mı anlatayım? Onu mu duymak istiyorsun? Yok. Anlatmana gerek yok. Ne düşündüğünü biliyorum ben seni. Sen de annen gibi düşünüyorsun. Teyzenin ölümüyle alakalı olan insanlarla aynı evde yaşadığımı düşünüyorsun. Bu işin bir parçasını dönüp dolaşıp bana dokunduğunu düşünüyorsun. O da seni huzursuz ediyor, değil mi? Öyle düşünseydim seninle evlenmezdim. Şu an bana aşkın güçlü olduğu için böyle söylüyorsun. Ama gün geçtikçe bu fikir güçlenecek. Nasıl? Değil mi? O yüzden gözümün içine bak şimdi. Beni iyi dinle. Halilzade dışında bu aileden herhangi birinin payı olsaydı teyzenin ölümünde, ben o aileye dönmezdim. Ya sonrası? Onlar için yaptıkların, hayatını tehlikeye atman. Bunlar hakkında ne düşünmemi istersin? Bunlar hakkında bir şey düşünmeni istemem, anladın mı? Bunları kafana takmanı istemem, gerek yapma. Yok çünkü. O işleri de yapma. Benden kaçman için bir şey söylemedim. Değişebilirsin. Biz artık bir aileyiz ikimiz. Tamam. Cihan'la çalış. Ama belki şirketlerinden birinde işe başlarsın, olmaz mı? Gereksiz işler. Genel müdürü. Bir tane de kravat böyle boğazıma kadar. Ha, nefes de alamam. Sabahtan akşama kadar iş. Bir de bayram ikramiyesi kovalarım. Tam benlik değil mi? Dalga geç diye söylemiyorum. Ama evet, gereksiz işler genel müdürü kulağa çok hoş geliyor. Eğer seni akşamları bana sağ salim geri getirecekse kulağa gerçekten çok hoş geliyor. Tamam, ciddi olalım o zaman biraz şimdi. Yerime geçecek kimse yok. Burak. Güzelim mi? Ah canım benim. Abim Burak'a güvenmez, haklı da.
Benim bu işlerde biraz yalnız yürümem lazım Naz. Yalnız yürümem lazım. Yani şu iş meselelerinden biraz uzak dursan olmaz mı? Ne olur. Demek ki her şey istediğin gibi olacak derken iki kere düşünmen lazımmış. Ben içeri geçiyorum. Biraz soğuk oldu hava. Ceketimi verseydim? Gerek yok. Yalnız yürümen gereken bir olmuş ya, sana daha çok lazım olur. Hazır mısın? Hı hı. Şimdi bu silahı elini almadan önce yapacağın tek bir şey kaldı Altay. Hı. Kendine şu suali sorman. Ben onu niye yapıyorum? Ne? Ben elime neden silah almak istiyorum? Anladın mı? Babam çok küçük yaşta verdi silahı elime. Böyle uzağa da bir tane kutu koymuş. İçinden kuş sesleri geliyor kutunun. Sık dedi bana. Zamanında racon öyleydi. Acımasız olmak zorundaydın yani. Onun da haklı sebepleri var yani kendince. Yani senin anlayacağın bir soruyu soramadan cevabı çoktan ezberletildi bize. Bu öyle merak ettim deyip yapacağın bir şey değil Altay. Sadece merak ettiğin için yapmazsın. Konuş. Söyle. Gözlerindeki acıyı, ızdırabı görüyorum. Dök. Anlat, saf, rahatla. Hadi abi. Hadi. Annem gitti. Annemi aldılar bana. Hep acıyı ben çektim. Onlar da bedel ödemediler, ceza çekmediler. Onlar da çeksin istiyorum. Onlar da ödesin istiyorum. Onlar da yaşasın istiyorum benim yaşadıklarım. En iyi senin anlaman lazım en hakkını. O zaman söyle nasıl geçecek bu? Buramda bir yerim yanıyor böyle. Sönmüyor. Nasıl sönecek? Kan akarınları ağzına alma lan! Beni insanlığımdan çıkardın ulan! Sönmeyecek Altay. O orandaki hiç sönmeyecek. Onun da yaşamayı öğreneceksin sadece. Alışacaksın ya. O da belki biraz etkisini düşürecek yani. Zor. O sancaklara vurduğumda bir an o içimdeki... Çok rahatladım o an ona. Nasıl aldı? Kime vurduğunda? En büyükleri var ya işte o sarı olan. Ona... Restorana gelmişti ablamın yanına. Konuşmak içinmiş. Dwight'sin korumaları vardı yanında. Öldürecektim onu orada. Altay bana bak. Bana bak. Bir daha o insanlara yaklaşmayacaksın. O insanlar tehlikeli insanlar Altay. Sen olsan ne yapacaktın? Oğlum seninle ben aynı değiliz. Sen dediğimi yap. Uzak dur o insanlardan Altay. Abin kurban olsun sana, uzak dur o insanlardan. Birazcık hatırım varsa sen de bak. Tamam. Tehlikeli insanlar o insanlar. Hı? Tamam. Yağmur. Seninle konuştuğumu ona söylemek zorundaydım. Anla beni de. Ne yapayım ben, ne yapayım? Senin ne işin var Altay burada? Dertleşiyoruz ya, sıkıntı yok. Burada. Anlatırım niye burada olduğumuzu. Dertleşiyoruz, bir konuşalım mı seninle? Altay hadi geç arabaya. Benim de seninle konuşacak bir şeyim yok. Geçsin. Ben geliyorum.
Hı, sordum, hadi anlat. Ne işin var kardeşimle? Bak, eyvallah, her şeyin suçlusu kabahatlisi olarak beni biçmişsin, yazmışsın kafanda ama... buraya da seni ben çağırdım. Altay'la konuşacağım diye ben çağırdım seni buraya. Bunu da biliyor olmalısın ya. Teşekkür mü bekliyorsun? Ya hayır, ne teşekkürü, teşekkür falan değil. Herhangi bir şey beklemiyorum. Altay gitmiş, Ahmet'le konuşmuş. Ben silah kullanmayı öğrenmek istiyorum diye. Ben müdahil oldum duruma. İyi değil. Yağmur, Altay iyi değil, öfkeli Altay. Kafasında yazmış, çizmiş, bir tane suçlu bulmuş. Ve cezasını kesmiş. Şimdi eyleme dökmeden önce tedbir almak lazım diyorum yahu. Ne zannediyorsun? Benim kardeşim öfkelense de, sinirlense de kimseye zarar vermez. O karıncayı bile incitemez. Onun mayası bozuk değil. Senin gibi diyorsun. Benim gibi bir mayası bozuk bir adamın da gözlerinin içine baktın ama zamanında. İçimin iyi olduğuna inanmıştın Yağmur. Sadece yaralı olduğuma inanmıştın. İçim kötü değildi. İşin garibi, bana da inandırdın. Ama sonra yanıldın değil mi Yağmur? Hı? Yanıldın değil mi? Haklısın. Hayatımın en büyük hatası sensin. Ama ben artık o eski kız değilim. Büyüdüm. Neyin ne olduğunu artık daha net görebiliyorum. Kardeşimi de görüyorum. O yüzden o dediğin şeyler olmaz diyorsam olmaz. Tamam. Yine de kulak arkası etme ya. Eğer birazcık geçmişin hatırı varsa kulak arkası etme. Geçmişin hatırı falan yok. Ben seni günlüğümden sildim. Unuttun mu? Kardeşin Cihan Sancakları nasıl saldırdığını anlattı bana. O insanlardan uzak durmalı Yağmur. İnsanlar senden değil mi? Aynı kategoriden değil misiniz? Senin arkadaşların değiller mi? Senin bir farkın var mı onlardan? Yok. O yüzden sen de bizden uzak dur. Kardeşimden de, benden de. Çünkü bize en büyük zarar verecek olan kişi sensin. Gidiyorum yakında zaten. Bir daha görmezsin herhalde beni. Yani en azından yakın bir zamandan sonra görmeyeceksin beni. İsabet olur. Poyrazköy limanındaki balıkçı barınağına geldi. Tekne sahipleriyle konuşuyor başkanım. Tamam, bırak konuşsun. Sen sadece ne yapıyor, ne ayarlıyor, kaç kişilik ayarlıyor ona bir bak, öğren. Kendi izini de belli etme. Emredersiniz. Fark etti mi seni hiç, eminsin? Eminim başkanım. Hayırlı akşamlar baba. Nasılsın? İyi.
biraz örnek alaydın babandan. Ama deliler de kız alaya olan dayıya demek ki bunun kesin dayısı sığır. Ne diyor bu ya? Aslında nedir? Bu Çağatay'ın... Siz bence beklemeyin. Ben serviste gelirim. Çağatoş'um, oğlum olur mu öyle şey? Biz buraya manevi destek olmaya geldik sana. Lan Allah Allah seni manevi... Hesap tamam. Yarın sabah çöküyoruz. Yiğit Mertoğlu'nun mallarına. Basıyoruz. İyi. İlaçlarını aldın mı? Aldım. Şunu aldın mı? Bak bunu unutuyorsun sürekli. Bunak mıyım lan ben? İçtim işte. İçtim. Bir sakin ol. Allah aşkına bir sakin ol. Bir celallenme ya. Ver şu elini yapayım bana. Geçen gün söylediğim şeyler için özür dilerim. Öyle sinir anında kelimelerim, cümlelerim çok kontrolümde değil de eğer bunu alındıysam, bu da bozulduysan eğer bu... İyi tamam da yenilir yutulur laflar değildi ama söylediklerinde yani. Ya sen de laf dinlemiyorsun baba. Kafana göre hareket ediyorsun. Kendini mi öldürtmek istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun ya? Hı? Ulan ben sana yardım etmek istiyorum. Hem ayrıca gizli kapaklı iş yapan bir tek ben miyim? Neydi o sabahki hali? O kadın geldi. Sonra sen böyle kaçar gibi geldin. Ben farkında değil miyim? Aptal mıyım lan ben? Ya zannettiğin gibi bir şey değil o. Nasıl bir şeymiş lan? He? Bir sakin ol. Allah aşkına bir düşür tansiyonu ya. Yarın belki bir yere gideceğiz seninle baba. Nereye gideceğiz? İşte gidersek söylerim. Şu yatmadan önce aldığın ilacı da al da sen be. Ay ilacını senin be. Ya nereye gidiyorsun? Allah aşkına nereye gidiyorsun? Yapma bunu ya. Bana bunak muamelesi yapılmayacak bir yere gidiyorum, tamam mı? Allah Allah. Alo. Alo. Konuşabilecek durumda mısın? Evet evet. Telefon uzakta merak etme. Tamam ben şimdi her şeyi ayarladım. Yarın operasyondan sonra babanı da alıyorsun. Yap hazırlığını. Gerekiyorsa bilgilendir babanı. Basıyorsunuz gidiyorsunuz tamam mı? Operasyon bitince de görüşürüz. Dur. Bir dakika savcım bir dur. Bir bekle. Bu gece de görüşmemiz lazım bizim. Ya neyi görüşeceğiz ya? Zırt pırt yan yana gelip dikkat mi çekeceğiz? Hayır. Operasyon bitsin görüşeceğiz zaten. Tamam. Hadi kapatıyorum. Yağmur. Gidiyorum yakında zaten. Bir daha görmezsin herhalde beni. İsabet olur. Ne diyeceğim bizimkinin moral yine bozuk. Kıza dokunsan ağlayacak gibi. Bir şeyler mi yapsak? Hallederim ben dur. Şişt, gelsene. Çekmeye devam et. Ağırlıklı kimi çekeceğini biliyorsun. Ha o şekil. Gerisi bende hadi. Kapattım. Ben kaçtıkça önüme geliyor yani her şey.
Yazmadım sana Naz. Yazmadı tabii. Nasıl yazacak? Ne yüzüne yazacak bana? Sen öyle bakıp durma bana Yağmur. Bir şey biliyorsan da söyleme. Bilmek istemiyorum. Teyzemle hiç konuşmamışsın. Bu işi düzeltmemiz gerekiyor. Sen de ne yapabiliriz bir düşün. O senin annen Naz. Kıymetini benim gibi annesiz kaldığında anlama. Buyurun efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Burada olduğunuzu söylediler. Soner içeride. Biliyorum. Oturabilir miyim? Buyurun geçin. Benim geldiğimde sürekli gittiğiniz için konuşma fırsatı bulamadık. Siz aile arasında konuşuyorsunuz diye, rahat edin diye ben gidiyorum. Benim bildiğim biriyle evlendiğinde sen de onun ailesinin bir parçası olursun. Bir belirsizlik yaşıyorsun biliyorum. Ama kardeşim seni seçti. Soner seni seviyor. Hatta uğruna ölümü bile göze aldı. O yüzden benim için ortada bir belirsizlik yok. Senin için de olmasın. Eve gelmenizi ve bizimle yaşamanızı istiyorum. Evet, kolay değil, farkındayım. Annenizin tepkisini de gördüm hastanede. Sancaktar isminin onun için neye karşılık geldiğini biliyorum. Ama babam yüzünden üzerimize oturmuş bu imajı değiştirmek için bir şeyler yapmak istiyorum. Gel bunun için bir adım atalım. Nasıl? Ailenle konuşayım. Bu düşmanlığı sona erdirelim. Teşekkür ederim. Ben samimiyetine inanıyorum. Gerçekten. Ama bu dediğin imkansız. Annem şu an konuşulacak bir durumda değil. Ters teper, inan. Aileden başka biriyle konuşalım o zaman. Belki orta yolu bulacak. Annenin için de kıymetli biri, ne bileyim. Benim derdim bir başlangıç, anlıyor musun? Eniştem hayatta olmaz. Altay. Yağmur, kuzenim Yağmur olabilir. O da hastanedeydi değil mi? Sence olur mu? Bir Yağmur'la önce konuşsak. Normalde olmaz. Çünkü annesine. Evet, biliyorum. Çok üzgünüm. Ama yani benim aklıma başka biri de gelmiyor. Aslında eğer Yağmur annemle aramın düzeleceğine ikna olursa seni belki dinler. O zaman şöyle yapalım. Sen yarın Yağmur'u buraya çağır yemeğe. Ama benden bahsetme. Ben de gelip sadece annenle senin değil, iki ailenin de arasının düzelebileceğini ona ikna edeyim. Tamam. O halde görüşürüz. Ben bir Soner'e de benim beraber değilim. Yarın bize yemeğe gelir misin? Oraya gelmem iyi bir fikir değil Naz. Yağmur, lütfen beni reddetme.
Yani şimdi nasıl geleyim ben? Orası Sancaktarların evi. Mesele bu mu? Yoksa evliliğim mi? Yağmur lütfen. Ben kendimi gerçekten çok yalnız hissediyorum burada. Benim sana ihtiyacım var. Lütfen arkanı dönme bana. Tamam, geleceğim. Tamam. Canımsın benim. Yarın bekliyorum o zaman. Yağmur, kapıyı çalsana. Aşkım, çaldım ama sen kulaklık takmışsın, duymuyorsun. Baksana, sıcak çikolata getirdim ben. Hem şöyle abla kardeş biraz sohbet ederiz. Yağmur bak, sana yolda da anlattım. Ben gittiğimde Akgün abi oradaydı. Bendeki bir şey yok yani, ben çağırmadım onu. Biliyorum ama mesele o değil. Mesele Ahmet'e bana silah kullanmayı öğret demen. Altay, ablacığım bak bir sorun varsa benimle paylaşabilirsin. Birlikte çözelim lütfen. Ya Yağmur, abartılacak bir şey yok. Gördüm Ahmet abi de silah. Ne diye sordum, bana da öğret dedim. Hepsi bu yani. Başka bir şey yok yani, eminsin. Yağmur, uzatacaksan ben gideyim istiyorsan. Otur, tamam, uzatmayacağım. Otur, gitme bir yere. Sen bana annemin emanetisin. O yüzden senin için endişeleniyor olmamı anla lütfen. Gel bakayım, sarılayım sana. Oh, canım. Soğutma, tamam mı? Tamam. Bir daha böyle bana ıf mıf yapma. Öptüm aşkım. Tamam. Yarın öğlen 12.30'da burada ol. Para tam olsun yoksa satış iptal olur. Müdür Hanım. Baban aşağıda biraz düşünceli oturuyor. Arayıp bir şey mi söyledi sana? Yok, ben seninle konuşmaya geldim. Girebilir miyim? Yarınki operasyondan önce sana şans dilemek istedim. Akgün. Telefonda da dileyebilirdin. Buraya kadar niye geldin? Hadi de gel. Evet. Şöyle ki, sana hatırlıyor musun? Bu operasyona bağlılığın yüzünden seni takdir ettiğimi söylemiştim. Takdirname getirdin. Yorma beni Akgün. Demeye çalıştım şu, normalde tam olarak güvenmediğim insanlarla gizli bilgileri paylaşmamak gibi bir ilkem var benim. Ama bu operasyonda artık sana güveniyorum. Bu zamana kadar bilmediğin bir şeyleri seninle paylaşmam gerektiğini düşünüyorum. Bu aramızdaki güven ilişkisi için bence çok elzem artık. Şimdiye kadar bilgi vermemiş olmanı söylemenle başlaman da konuşmaya enteresan bir şey oldu tabii. Ama güzel oldu. Yağmur'u tanıyorum Akki. Ne demek bu? Şöyle ki, ben Yağmur'un bir seneye aşkındır üniversitede kriminoloji hocasıyım. Ve yüksek lisansa da danışmanıyım. Ayrıca seninle olan, geçmişte olan ilişkinize dair benimle dertleşir, benimle konuşur. Hatta benimle her konuda konuşur çünkü biz aynı zamanda komşuyuz. Savcım bütün bunları bilmiyor tabii değil mi? Yani çünkü biliyor olsa ne olacağını bilmiyorsun değil mi sen? Kasar kıvırır ortalığı da. Savcının bilmediğini nereden çıkardın? Pardon. Bilmiyor çünkü benimle paylaşır her şeyi, o bildiği her şeyi bana söyler. Bilmiyordur. Nereden bilecek? Peki Akgün. Senin Selim Savcı'ya olan bağlılığını anlıyorum. Çok da takdir ediyorum bunu bu arada. Ama onu düşündüğün kadar acaba birazcık da kendini mi düşünsen? Nasıl yani? Çünkü o öyle yapıyor. Yani bunu kötü niyetle yaptığını söylemiyorum sana bak. Belki de seni korumak için yapıyor. Bilmiyorum. Ama seni temin ederim ki sana söylemediği başka şeyler de var.
Başkanım, Burak Sancaktar buluşma noktasına geldi. Tamam, sağ ol. Ne bu havalar arkadaşta? Sen Akgün'le aynı araçta olacaksın. Ben senin adamlarını alacağım. Dur bir dur. Adam getir, silah getir dediniz, getirdik. Plan ne, konuşulmayacak mı? Akgün sana izah eder. Al şunu bagaja koy. Ben kullanacağım, geç. Geldik. Anlat, ne yapıyoruz? Arabaya geç gidince anlatacağım. Ne yapacaksan bileyim. Anlat şurada. Seni benim kuyruğuma abin taktı. Bu operasyona eğer katılmak istemiyorsan defol. İstiyorsan bin şuraya. Lan ben buraya senden emir almaya gelmedim. Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun lan? Ha? Sen ne diyorsun lan? Manyak mısın lan sen? Ha, manyak mısın lan? Açarım kafana deliği. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Lan bir sakin dur. Bana bak. Burada seni ısırırım. Ama istemiyorum. Ya niye böyle oldu? Niye bu kadar sinirli ya? Yokmuş ya. Sende kontrol problemi var. Önce bunu çözmemiz lazım. Kontrollü olman lazım. Eğer bu eyleme dahil olacaksan, ki bu benim eylemim, tek bir kişiden yani benden emir alacaksın. Bak bana, bu tip hareketler bu operasyonda yemez. Burada olmaz. Bugün değil, tamam mı? Bugün değil. Hadi. Geç şu arama geldi. Yola çıktılar efendim. Çıkalım. Emredersiniz efendim. Bak Selim Savcı, bu olanlar normal değil. Bu adam çok sinirli, bir şey yapacak, yanlış bir şey yapacak, bütün operasyonu batıracak. Artık iptal edemeyiz. En iyisi olsun diye umacağız. Gerginliğimi, ne oluyor böyle? Sakin ol şampiyon. Birazdan başlıyoruz. Burak enayisi yanında mı? Maalesef. Aslında ben olacaktım yanında da. Bu seferlik böyle oldu, kusura bakma. Senin iyileşmene bak, canın sağ olsun. İyi haberlerini bekliyorum, dikkat et, tamam? Eyvallah. Soner abinin selamı var. Ahmet, biz yerimizdeyiz. Hazır mısın? Ne durumdasın? Hazır. Burayı dinleyin şimdi. Ahmet, arkadaki koruma aracına müdahale edecek, yolunu kesecek. Siz onunla birlikte o araca gireceksiniz, çökeceksiniz. Biz kamyonun yolunu keseceğiz. Adamların hepsini aşağıya alacaksınız. Gereksiz yere silah kullanılmayacak, risk alınmayacak. Biz Ahmet'le çantayı alacağız. Aynı şekilde dağılacağız. Anlaşılmayan bir şey. Anlaşıldı, tamam. Anladın mı planı şimdi? Söyleyeceklerimin dışına çıkma. Sakın. Kamyon geliyor. Kamyon geliyor. Hazır olun. Hadi başlıyoruz.
Hadi 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 geç. İn aşağı in. İn aşağı! Hop! Ne oluyor lan? Geç şöyle. Geç lan şöyle. Al bunu. Gel lan şöyle. Bak bana! Geç! İn aşağı, at silahını. Şimdi. Bir kere soracağım, cevap vereceksin. Nerede? Kamyonda. Sol taraftaki benzinliğin orada. Al bunu. Yürü. Yasla. Getir. Nerede lan mallar? Abi. Abi. Kaldır. Kaldır lan! Bakın bak! Bunda mı lan? Hakkın! Nerede lan mallar? Hakkın! Burada. Kaldır lan! Nerede? Adamı konuşturdum. Benzin deposunun orada, solda dedi. Lan helal olsun be sana lan. Akgün kaynak makinesiyle depoyu açmaya çalışıyor başkanım. Tamamdır, takipte kalın. Ne bakıyorsun lan? Önüne dön! Oğlum ne bakıyorsun lan? Oğlum öldürtmek mi istiyorsun lan kendini? Allah! Allah! Var mı başka isteyen dayı? İster misin? Ha? Geç lan şuraya. Geç! Geç! Burası tamam! Tamam lan tamam! Tamam. Ahmet bu sende. Benle, ha benle. Yürüyün, 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 yürüyün hadi! Kımıldayanı indiririm ha. Çantayı aldılar, ayrılıyorlar başkanım. Zayiat var mı? Küçük bir arbede oldu ama zayiat yok başkanım. Anlaşıldı, takipte kalın. Geçmiş olsun. Savcım, operasyon başarılı. Sen niye bu kadar sinirlisin lan? Lan sen ne yaptığını zannediyorsun? Ben ne yaptım ya? Adam üstüme saldırdı. Lan kendini de hepimizi de öldürtüyordun lan! Tamam yeter, bağır çağırma bana! Lan cevap verme bana! Aldın işte çantayı, aldın! Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Sen kendini ne soruyorsun oğlum? He! Geç şimdi dışarıda konuş. Çantayı aldım, Cihan'a götürüyorum. Ne yaptı bu? Arabadan attı adamı. Farkındayım, arabadan attı. Parçalara böldü adamı ya yolun ortasında. Bir şey söyleyecek misin onun için? Bilmiyoruz, ne yaşadılar bilmiyor. Aralarına ne geçti bilmiyoruz. Ha, savunacağım diyorsun yani her şeye rağmen. Adam yaşıyor mu? Burak Sancaktır'ın durumunu gören var mı? Yol kenarında, yerde yatıyor başkanım.
Yaşıyor mu? Hareket yok başkanım. Adam yaşıyor mu? Hayatta mı? Kontrol edin. Oh. Burak, sancaklar hareket ediyor. Yavaş yavaş doğruluyor. Evet. Nihayet hallettik. Akü şimdi çantayı Cihan'a götürüyor. Bir an patlayacağız sandım. Ama neyse ki bir şey olmadı çok şükür. Yok ya, bir şey olsa duyardın zaten. Seninki de irtibatı kesti. Yok yok, duyardık. Duyardık, boş gitmedi. Peşinde adam mıyım zaten? Evet, peşinde adam mı? Merkeze gidiyorum. Gelir misin? Benim şimdi burada bir işim var. Kısa bir işim. Taksi atlar, onu halleder. Sonra gelirim, tamam mı? Tamam. Merkeze gitmiyoruz. Üskumruköy Balıkçı Barınağı'na gidiyoruz. Tarif edeceğim sana. Emredersiniz efendim. İşimiz. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Cihan. Oğlum. Bak, dün gece de eve gelmedin. Bu akşam lütfen, lütfen erken gel, tamam mı yavrum? Lütfen. Bugün hava kapalı. İstanbul'un her yerinde sen varsın. Keşke hayatımda da olsan. Anne! Oh, niye bu kadar korktun ya? Kızım, yaklaşırken bir ses versene. Ya ben nereden bileyim? Ne var, ne oldu? Şey diyeceğim. Ya Soner hastaneden çıktı. Hiç arayıp sormadık çocuğu, gitmedik, görmedik. Bir arasak mı diyecektim en azından. Tabii, olur. Hatta giderken bir takı seti götürelim gelinimize, ha? Ne dersin? Aradık ya kızım. Soner beyefendi çok iyilermiş, öğrendik ya. Hayır, yani çok merak ediyorsan kendin ara. Beni niye karıştırıyorsun? Tamam anneciğim, ben ararım. Ben arayacağım, şimdi de alışverişe gidiyorum. Of Cemre, of. Nişanlısının nikah haberini almak mı? Allah'ım, düşmanımın başına verme. Yani kusura bakma güzelim ama gelin de bir içim su. Leşval gitsin ağlasın, günlüğüne yazsın. Lan sen önce koluna taktığın aç kopile bak, ondan sonra gel kaliteden bahset ezik. Leşval ne lan? Pislikler. Pislikler ya. Şevvali, ne oldu kızım? Yok bir şey. Önüne gelen pislik yorum yazmış işte. O Soner mi yoksa? Boş ver sen baba. Tansiyonu mansiyonu çıkacak şimdi. Kimmiş o yazanlar kızım? Ay boş ver dedim ya baba. Hepsi fake, sizin hesaplar zaten. Nereden bulacaksın? Tamam kızım, tamam. Üzülme. Ya üzülmüyorum ben. Uzatma. Feyyaz nereye gidiyorsun abi? Dursana. AVM önü dedik ya. Kızım, akşama erken gel de seni güzel bir yemeğe götür. Üzülmüyorum. Hadi darlama beni.
Halit Sadi'nin devşirmesi. Mahvettin kızımı. Alo. Ne var? Ne diyorsun sen lan? Nasıl sevkiyat baskını yedi? Kim yapmış? Nasıl yapmış? Loser Şevval dayanamayıp küfretmiş. Zavallı lan bu. Leşval. Yeter lan ya. Yeter ya. Yeter. Şevval. İyi misin sen? İyiyim, yok bir şey. Karşıdan görüp geldim. Aradım, telefonlarım cevap vermedin. Aramadın, geri dönmedin. Yeni gelininizle meşgulsünüzdür dedim, rahatsız etmeyeyim. Saçmalama. Doğru söyle, görüşüyorsun değil mi o kızla? Hayır Şevval, tabii ki. Yapar mıyım senin arkandan? İyi. Madem hala arkadaşımsın, o zaman söyle. Nerede Soner? Babam bilmek istiyor ya. Ölsün mü istiyorsun Soner? Hı-hı. Oyun değil bu, farkındasın değil mi? Kızım benim yaşadıklarım da oyun değil ama bak herkes eğleniyor benimle kızım. Ha? Şevval. Hı. 3 gün sonra unutulur gider bunlar. Hı. Kimse hatırlamaz. Hatırlamaz. Kızım bu var ya bu. Hayatım boyunca peşimi bırakmayacak benim. Ne zaman hakkımda bir haber çıksa altına bunu iliştirecekler. Soner Sancaktar'ın nişanı bile atmadan gidip başkasıyla evlendiği kız diye. Sen ne anlatıyorsun? Sana bunu yapan ben değilim. Soner. O da cezasını fazlasıyla çekti zaten. Soner çekti. Ama o kız daha bir şey çekmedi. Benim hayallerimin üzerine yuva kuranın yuvasını başına yıkarım kızım ben. Yok öyle. O bunun hesabını verecek. Hepiniz de göreceksiniz. Tamam, hadi. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Sence yumuşamış mıdır biraz? Ha? Eskisi gibi olabilir miyiz? Beni kuzenim anlasa yeter. O benim kardeşim. Yağmur sana kıyamaz. Yemek teklifini kabul ettiyse biz de kabul edebilir belki. Önde sonunda kabul edecek, merak etme. Hoş geldin canım benim. Çiçekler var, nasıl ezilmesinler? Ben bunları yeni fark ettim, pardon. Çok güzellermiş. Ben bunları bir vazoya koyup vereyim. Gel. Kendi evin gibi lütfen. Hoş geldin. Nasılsın? Daha iyi oldun mu? Hayattayım. Seni burada görmek güzel. Geçmiş olsun tekrardan. Savcım. Birini mi bekliyorsun? Birini mi beklemem gerekiyor? Düzgün cevap ver. Teknelere bakıyorum. İşim var dediğinde kastettiğim bu muydu? Şehrin öbür ucuna gelip yağmurda tekneleri izleme romantizmi nedir? Senin de o sitte olman gerekmiyor muydu? Buradayım gördüğün gibi. Bak görüyor musun, buradayım. Sen sinirli misin bana? Çok akıllı sanıyorsun kendini. Zaten en büyük zaafın da bu ya. Neyse, ben sana 10 puanlık uzman sorusunun cevabını vereyim Akgün. Akgün'ü mü bekliyorsun? Dün gece peşime taktığın adam mı söyledi nerede olduğumu? Takip edildiğimin farkındayım diyorsun. Buraya eğer Akgün için geldiysen bence boşuna bekleme. Akgün gelmeyecek. Savcım bana sakın babanla seni çıkaracağız deme.
Babanla seni çıkaracağız. Savcım biz nasıl çıkıp gideceğiz? Herkesin gözü bizim üstümüzde. Allah aşkına biraz mantıklı konuşalım ya. Benim bir planım var. Şimdi Musare'nin gözü kulağı bizim üzerimizde. Benim ilk refleksimin seni kaçırmak olduğunu bildiği için de bütün adamlarını peşime takacak. Bana nefes aldırmayacak. Kendi ağzınla söylüyorsun Savcı, mümkün yok. Ama işte biz bunu lehimize çevireceğiz. Sare benim peşimdeyken sen bu çıkış biletini hiç beklenmedik birinden talep edeceksin. Cihan Sancaktar'dan yaptığın işin bedeli olarak babanla senin serbest çıkışını talep edeceksin. Hem adamlar için operasyon yapacağım, ellerine bilgiyi vereceğim, sonra da karşılığında bunu mu talep edeceğim? Evet, ben? Senden şüphelenmeyecek. Çünkü bu senin istediğin son derece normal olabilecek bir istek. Anlatabiliyor muyum? Operasyonun hemen akabinde talebini söyleyeceksin, babanı alacaksın, buradan gideceksin. Daire başkanı seninle uğraşırken biz de bu işi çözmüş olacağız, öyle mi? Evet. Bu mu yani? Ben yem olacağım, sen kurtulacaksın. Sözümüzü tuttuk. Mert oğlunun ciğerini söktük. Kardeşin nerede? Midesi rahatsızlandı. İnmek istediğini söyledi. Kıramadım. Başında bir şey mi geldi? Eğer taksi parası varsa sorun yaşamaz. Ama senin kafanın rahatlığı için istersen bir ara, bir konuş. Ondan sonra biz konuşmamıza devam edelim. İçin rahatlasın. Neden bu iyiliği yaptın bize? Sadece Soner için deme. Sadece Soner için. Herkesin istediği bir şey vardır. İsteyebilirsin. Bunu hak ettin. Ne istersen olacak mı? Bu kadar kudretli misin? Dene beni. Akgün, şu anda benim hiç bakmadığım bir tarafta senin yaptığın planla kaçıyor değil mi? Ve sen benim gözümün içine baka baka sana güveniyorum dediğinde arkamdan iş çevirdin, tezgah kurdun. Öyle mi savcım? Beni neden dinledin? Şimdi bana diyorsun ki gel beraber çalışalım. Sonra elime bir tane dinleme cihazı veriyorsun. Sonra da karşılıklı güvenmekten bahsediyorsun. Öyle mi? Bir eksiğim var mı? Buraya kadar tamam mıyım daire başkanım? Yok, hayır yok. Ben seni dinliyorum da. İzletiyorum da savcı. Gayet normal. Normal. Evet, normal. Bu nerenin normali ya? Bu nerenin normali? Bunu bir konuşalım ya. Nasıl normal? Bu teşkilatın normali. Anlatabiliyor muyum? Ben seni dinliyorum. Başkaları da beni dinliyor. Bu teşkilat baştan kadar böyle çalışıyor. Saçmalıyorsun. Böyle bir şey yok. Bırak Allah aşkına ya. Böyle bir şey yok. Ya mazeretlerin bile palavra ya. Benim her mazeretimin maalesef bir sebebi var ama. Nedir o sebep? Var. Bana o sebebi söyle o zaman. Bak geldin, yüz yüze beni takip ettin. Geldin yanıma, oturdun arabama. Anlat. Dök cebindekileri, konuşalım. Birbirimizi anlayalım. Nedir o sebeplerin? Sen neyin peşindesin? Çünkü Akgün ve sen ikiniz de patlamaya hazır, ne yüdüğü belirsiz bir bomba gibisiniz. İkinizin birbirini nasıl bulduğunu tahmin etmek o kadar da zor değil savcım. Tamam. Sen kendin ağzınla bunu itiraf ettin. O çocuğu korumak için ben başında duruyorum dedin mi, evet, demedin? Evet, duruyorum. Tamam. Şimdi ben de kendimi güvence altına almak zorundayım. Sen onunla baba oğul gibi olmuşsun. Profesyonel bir ilişki kurmanız olanaksız. Sen işler sarpa sardığında, iyi gitmediğinde ne yapıyor? Her şeyi iptal edip çocuğu yurt dışına kaçırabilirdin ki nitekim yaptın.
Değil mi? Ben bu operasyonu senin vicdanının inisiyatifine bırakamam. Anladın mı? Hazırlıklı olmak zorundayım. Hazırlıklı mısın peki şimdi? Bilmem, hazırlıklıyım ya da değilim ama artık umurumda değil. Okey. Tam söylediklerin doğru olabilir, olmayabilir. Artık bunların da bir önemi yok. Çünkü o çizgiyi geçtik biz. Yalan senin için artık bir refleks haline gelmiş. Durmadan yalan söylüyorsun. Anlatabiliyor muyum? Artık bu konuşmayı yapmak için çok geç kaldık. Bence o kadar emin oldum. Öyle mi? Öyle. Dediğimi bir düşün. Senden çok acayip bir şey isteyeceğim o zaman. Hazır mısın? Hiçbir şey. Senden şimdilik hiçbir şey istemiyorum. Bana borçlu kaldın. İleride hatırlatırım. Selametle. Açsana oğlum. Niye açmıyorsun ya? Akgül, aç kapıyı, aç. Akgül, aç kapıyı, içeridesin. Aç, aç, biliyorum, aç. Aç kapıyı, aç. Akgül! Baban nerede lan? Baban nerede oğlum? Akgül, baban nerede? Dışarıda. Nasıl dışarıda? Babanı niye yolladın lan dışarı? Oğlum bak, telefonlarıma cevap vermiyorsun, babanı yolluyorsun, gidiyor falan. Ne oluyor lan? He? Sen yaptın mı anlaşmayı bu sancaktarlarla? Yaptın mı anlaşmayı? Bak biliyorum, sevkiyatı yaptınız, ondan haberim var ama anlaşmadan haberim yok. Yaptınız mı, yapmadınız mı? Oğlum bir terslik mi var lan? Bir konuş, bir şey söyle ya. Biz buradayız, gitmiyoruz. Nasıl gitmiyoruz? Sancaktarlara teklif bile götürmedim. Buradayız, çakılıyız. Gitmiyoruz. Sen Sare ile mi görüştün? Niye? Sare ile görüşmem gereken bir durum mu var savcım? Bana söylemesi gereken bir şeyler mi var Sare'nin? Hayırdır? Ne söyledi o kadın sana? Ha, ne dedi? Nasıl manipüle etti seni? Sen buna nasıl izin verdin? Seni manipüle etmesine nasıl izin verdin sen bu kadına ya? Ha? Beni niye aramıyorsun ya? Beni arayıp bu kadın benim kafamı karıştırıyor diye bana neden haber verdin? Sen bana yalan söylüyorsun çünkü. Yalan söylemiyorum. Neyi yalan söyledim? Ben farkında mısın ne yapmaya çalışıyorum? Senle babanın hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Hani sen gerçek katil mi? Canan Karan'ın katili Halil Sade mi savcım? Kim? Sen bu yüzden geldin değil mi Rize'den İstanbul'a? Rize'den İstanbul'a gerçek katilin peşine düşmek için geldin sen ve benim bundan haberim yok. Bana söylemedin bunu. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bana bunu daha dün tanıştığım neydi belirsiz bir tane kadın söylüyor. Sare Akay diye bir tane kadın söylüyor bana bunu. Daire başkanı mıymış neymiş? Ben ondan öğreniyorum ya. Of. Böyle mi kurtaracaksın beni sen? Savcım beni böyle mi kurtaracaksın? Of. Ha? Bana söylemeyerek mi kurtaracaksın? İyi, tamam. Madem açtın konuyu. Otur şuraya, konuşalım. Geç otur. Bak sen benim yüzümden katil oldun. Ben sana ne deseydim? Biz yanlış bir adamı öldürdük. Öyle mi deseydim? Bir de bunu mu yükleseydim senin üstüne? Hı? O günaha yüklenmek zaten benim boynumun borcu. Hayır, benim boynumun borcu. O günahı ben taşıyacağım sırtımla ölene kadar tek başıma. Tamam. Başka neler var savcım sakladığın?
Ya da yalan söyledin bana. Bir şey sormuştum sana, hatırlıyor musun? Annemin katili kim diye. Sen de bu toprağın altında demiştin bana göstererek. Orada bir eksik, bir araz var mıydı savcım? Ne duymamdan korkuyorsun, anlamadım ki ben seni. Ben orada sana duyman gerekeni değil, gerçeği söyledim. O mezarın başında ben sana gerçeği söyledim. Şimdi bak. Babanı alıyorsun. Kimi arayacaksan arıyorsun. Ne yapacaksan yapıyorsun. Buradan gidiyorsun. Tamam. Bunu bana bir daha söylettirme. Tamam. O gemi kalktı savcım. Başımıza ne gelecekse artık bizim burada doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşadığımız topraklarda gelecek. Senin bize yapacağın bir yardım yok. Tamam mı? Senin yardımına ihtiyacımız da yok. Var! 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 Benim yardımına ihtiyacın var! Var! Buradan gideceksin. Babanı alacaksın, gideceksin. Bak, senin önünde bir hayat var. Benim önümde bir hayat yok. Benim hayatım yok. Ben yaşamıyorum oğlum. Ben yokum, bittim ben. Sen bana dedin ya, Rize'de kafana sıkacaktın, sıkamadın. Ben sıktım. Kafama sıktım, patlamadı. Al mermi burada, al. Bak, bu mermi patlamadı. Patlamadı, ölmedim. Ama öldüm, ben yaşamıyorum şu anda. Benim bir hayatım yok. Ailemle bir hayatım olamadı. Çocuklarımla bir hayatım yok. Sakin. Tek başıma bir hayatım yok. Tamam, sakin. Bu hayatı sen yaşayacaksın. Sakin. Git buradan bak, git. Babanı alıp gideceksin. Git buradan. Burada mı yaşayacaksınız? Naz nerede isterse orada. Burası çok uzak. Size yakın bir yerler olsun istiyorum ama. Aslında Soner istersek bizim siteden bile ev bakabileceğimizi söyledi. Şaka mı yapıyorsunuz siz? Ya Yağmur, aslında Emel Hanım'ı bir ikna etsek biz. Şimdi anladığım kadarıyla siz iki kişi bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz, değil mi? Peki ne iş yapıyorsunuz Soner Bey? Ailemle çalışıyorum. Abimle daha çok. Aa, ne güzel. İyiymiş. Peki tam olarak ne üzerine çalışıyorsunuz acaba? Yağmur. Yani şimdi biri kuzeninin kocası ne iş yapıyor dediğinde ben ne demeliyim? Haraç, tehdit, çek senet, mala çökme. Dur, anlamaya çalışıyorum Naz. Şu mafya dizilerindeki gibi paravan şirketiniz de var mı? Madem biliyorsun cevaplarını, niye soruyorsun o zaman bana? Bir de senden duymak istedim Soner Bey. Şimdi o zaman biri sorduğunda kuzenimin kocası mafya demeliyim. Bence dememelisiniz. Senin ne işin var burada? Yağmur, sakin ol lütfen. Ne demek biliyor muydun geleceğini? Delirdiniz mi ya siz? Yağmur Hanım. O Yağmur'u lütfen alır, senin ağzında parçalarım. Lütfen. Buraya geleceğinizi biliyordum ve sizinle konuşmayı ben istedim. Kes sesini. Aşağılık herif. Hayatlarımız biz seçmesek de kesişti. Ve siz kuzeninizi hayatınızdan çıkarmadığınız sürece karşılaşmaya devam edeceğiz. Demin sorduğunuz soruyu duydum. Eğer oturursanız, bizimle ilgili ne merak ediyorsunuz her şeyi yanıtlayayım. Yağmur, Cihan bizim tarafımızda, kötü bir niyet yok. Lütfen kal. Her şeyi yanıtlayacaksın öyle mi? Evet. Mesela şuradan başlayalım. Biz mafya değiliz. Mafya kelimesi Mortella Francia Italianella. Yani İtalya Fransa'ya ölüm diye bağırıyor demek. Dalga mı geçiyorsun sen? Komik mi zannediyorsun kendini, ukala adam? Tüm sorularınızı yanıtlayacak bir ukala var karşınızda. Bu fırsatı heba etmeyin. İyi. Sen istedin. Geç otur karşıma.
Sen artık nasıl istiyorsan öyle yapacaksın. Benden buraya kadar. Biz gitseydik, kaçsaydık savcım ne yapacaktın? Gitmeyecektin herhalde. Değil mi? Kalacaktın burada. Canan Hanım'ın esas katillerini bulana kadar burada kalacaktın. Ne pahasına olursa olsun, belki yakalanma pahasına. Ben başka bir yolum yok. Savcım gözün önünü görmüyor. Rize'de sıkmışsın kafana. Çekmişsin dediği yani. Öldürmüşsün kendini. Eyvallah. Da çocukların ne olacak savcım? Diyelim ki silah patladı. Yağmur ne olacak, Altay ne olacak? Ben Yağmur'u gördüm savcım, iki defa gördüm. İkisinde de gözlerine bakamadım. Öyle bir kilometre öteden anlaşılıyor acısı. Hala anlayamamış annesinin öldüğünü. Hala şokta. Öyle garip garip bakıyor. Hiç normal değil. Sinir krizleri geçiriyor, nöbetler geçiriyor. Ne olacaktı onlar, ne olacaktı? Çocukların ne olacaktı Savcı? Altay da sen. Altay. İntikamını almak istiyor Savcım Altay. Ne intikam? Altay delikanlı Savcım. Altay annesini öldüren kişiyi bulmak istiyor. Gözünü kan bürümüş Altay'ın da. Silah peşinde koşuyor Savcım Altay. Emanet peşinde. Emanet arıyor. Duydum, müdahil oldum, durdurdum. Merak etme. Ama iyi değil. Sen kendini hakimsin eyvallah da arkanda bıraktıkların ne olacak? Altay, Yağmur. Onlar bunu yapmaz abi. Allah aşkına. Hiçbir suçu kabahat olmayan insanlar bu insanlar. Öz bir öz çocuklarım. Selim. Alo Emel. Altay yanında mı? Ha, burada. Aradım açmadı. Bir şey mi oldu? Vereyim mi telefonu? İyi tamam, yok bir şey. Gelince yüz yüze konuşuruz. Annemin ölümüyle bir ilgin var mı? Yağmur. Gerçekten bu ailenin bununla ilgisi olsa benim bu masada ne işim var? Kuzeninle evlendim ben. Sana sormadım. Bana da soruyorsun şu anda bu soruyu. Tamam Soner. Her şeyi sorabilir demiştim Yağmur'a. Yağmur Hanım. Düzgün konuş. Yağmur Hanım. Annenizin vefatıyla asla ilgimiz yok. Ne benim ne kardeşlerimin. Annenizin vefat ettiği gün ülkeye dönüş yaptım. Babanın emir verdiğini kabul ediyor musun peki? Bilmiyorum. Sorma fırsatım da olmadı. Babamın akıbetini de bilmiyorum. Saçma. Yağmur. Halil Sadi'nin bana neler yaptığını sen biliyorsun. Sen şahitsin. Ben sizin sayenizde yaşamıyor muyum? Bunu bana böyle söyletiyorsun ya. Abim istedi diye döndüm ben aileye. Nasıl o adamın izinden gittiğimi düşünüyorsun hala? Baban nerede? 3 senedir haber almadım. Bilmiyorum. Doğru söylüyor ya.
Ne iş yapıyorsunuz siz? Hı? Sancaktar Holding. Üç ana gruptan oluşuyor. Enerji, inşaat ve lojistik. Alman ortakları olan bir yapılanmamız da var. Merkezi Hamburg'da şirketlerimiz var. Hangileri paravan? Lojistik şirketi paravan. Aile geleneğini sürdüren, babamın kurduğu sistemi devam ettiren birkaç ufak şirket daha var. Abi, ne yapıyorsun? Her şeyi sorabilir demiştim. İllegal işler yaptığını az önce kabul ettin, öyle mi? %20. Ben sisteme dahil olmadan %70 ciro kaçakçılık üzerinden idi. Legale adapte olmak biraz zaman alıyor. Ama tüm işleri temize çıkarmaya çalışıyorum ve 3 senedir bu kadarını başarabildim. İstersen detaylarını da anlatabilirim. Ha, dizileri seviyorsunuz. O zaman size başka bir diziden bir örnek vereyim. Aile geleneğine savaş açmış bir çete liderin oğlu olarak görebilirsiniz beni. Peki, daha önce işlediğiniz suçlar ne olacak? Umarım yargılanmayız. Elimden geleni yapıyorum. Yani şu sizin şirketlerden herhangi birinde Soner'in normal bir işi olabilir, öyle mi? Tabii ki, yarın başlayabilir. Abi. Bu teklifi daha önce de yaptık Soner'e. Doğru mu bu? Tam olarak öyle değil o işler. Öyle olmuyor. Afiyet olsun sizlere. Lütfen devam edin. Naz. Naz. Var mı başka merak ettiğiniz bir soru Yağmur Hanım? Niye böyle yapıyorsun ya? Ha? Neden ya, neden? Abimin anlattığı kadar kolay mı zannediyorsun bu işleri Naz? Bu senin ezberini de bozmaya hiç niyetli değilsin. Sana bambaşka bir şey sunuluyor. Düşünmüyorsun bile. Çünkü bu senin hayatın, bundan ibaret. Ben senin için bütün ailemden vazgeçtim. Bütün hayatımı çöpe attım. Sevdiğim herkesten vazgeçtim. Annemi ya. Annemi ezip geçtim. Senin bir şansın var ama bu şansı kullanmak da istemiyorsun. Ben vuruldum ya Naz. Senle evlendim diye beni öldürmeye çalıştılar. Ölüyordum ya. Yeni yeni toparladım. Sorun da bu işte. Benim için ölmeni istemiyorum. Benim için yaşamanı istiyorum. Eğer bir fedakarlık yapacaksan bu bizim geleceğimiz için olmalı. Her şey değişecek derken aslında hiçbir şeyin değişmemesini sağlıyorsun. Sen benim için hiçbir şey yapmıyorsun. Benim sadece alışmamı bekliyorsun. Benim biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Thank you.
Yağmur Hanım. Bütün sorularınızı cevap aldığınızı umuyorum. Ama daha fazlasını öğrenmek istersiniz. Bütün bu söylediklerin doğru olsa bile, ki bunu ben asla bilemem, iki aile asla dost olamazlar. En azından düşman olmayalım o zaman. Belki bu konuşma bir başlangıçtır. Çünkü gelecekte sık sık bir araya geleceğimizi düşünüyorum. Ben bunu canı gönülden istiyorum da. Benim gitmem lazım. Bu kartım. Ne zaman isterseniz arayabilirsiniz. Tamam, teşekkürler. Ne işi var Yağmur'un burada? Naz'ı ziyarete geldi. Sen iyi misin? Ne verdin ona? Ne? Yağmur'a ne verdin? O senden ne aldı? Neydi o? Kartımı verdim. Yağmur'la görüşmeyeceksin, konuşmayacaksın. Neden? Senin için bir sakıncası mı var? Savcının kızı. Savcıyla uğraşırsın. Bildiğim kadarıyla artık savcı değil. Ayrıca Yağmur Naz'ın kuzeni. Sizin bir ilişkiniz vardı değil mi? Vardı. Anlaşıldı şimdi. Artık yok sanırım. Yok. İçeri gel. Şu işin karşılığında ne istediğine karar verdiysen onu konuşalım. Sana borçlu kalmak istemem. Hakan değil mi? Getirdin mi parayı? Tamam mı para? 2000 lira. Ne yapacaksın lan sen silah? Ha? Oğlum verseniz aldığınız parayı versenize silah hadi. Oğlum bak silah milat tehlikeli işler. Boş versen hadi. İkile. Oğlum versenize silah. Oğlum lan! 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 Oğlum ver lan silah! Abi! Tamam abi bırak! Abinin! Gök! Gitti. Altay iyi misin? İyiyim bırak. Altay senin burada ne işin var? He? Kopukla ne yapmaya geldin buraya Altay? Bana bir cevap ver ya. Bana bir cevap ver Altay. Bana bir cevap ver. Bak buraya bak. He? Ne yapıyorsun oğlum burada? Ya silah alacaktım. Silah alacaktım. Ne oldu? Ne oldu? Silah mı alacaktın? Evet. Gideceğim hepsini vuracağım annemin. Annemin ölümünde parmağı olan herkesi vuracağım. Onun için alacaktım silah. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Neredeydin bu zamana kadar? Oğlum sen ne anlatıyorsun? Ne silahı lan? Ne silahı oğlum? Sen hayatında silah gördün mü? Ne yapacaksın silahı? Silahla ne yapacaksın Altay? Ya anlatamıyorum. Katil mi olacaksın? Katil olacağım. Geç arabaya geç. Senin bak. Ya bıraksana bırak beni. Beni katil ya edeceksin. Bırak. Bırak. Ya bırak. Arabaya ya geç bırak lan. Ya bıraksana. Yürü git gidiyorum. Ya bırak. Arabaya geç. Bırak. Geç arabaya geç. Bırak onu. Dur. Gel. Bırak. Bırak ya motor kaldı. Bahsetme. Motorunu motor alırsın. Kaldı. Bak ya, başlayacağım motoruna. Bırak ya geç. Bırak. Arabaya geç. Aa. Bin arabaya bin. Gerçekler beni ya. Ne ya? Ne?
Allah. Al, al. Ne yapıyorsun? Kaza mı yaptıracaksın ya? İlk işareti verdiğimde eğer çekseydin sağ böyle olmazdı Yağmur. Sen kimsin de ben senden aldığım emri yerine getireyim pardon? O heriften aldığın kartı yırtıp atacaksın şimdi hemen. Şaka mı yapıyorsun Akın? Şaka değil, gayet ciddiyim. Hadi. Yırtmıyorum. Yağmur, sancaktarlardan nefret eden sen değil miydin? Ne yapacaksın, kartını mı saklayacaksın şimdi adamı? Kim olarak bana bu emri veriyorsun? Bu insanlar sana zararı dokunacak olan insanlar, teşrik-i mesain olmasını istemediğim insanlar. Yararlı değil yani. Senin iyiliğin için konuyu başka bir yere çekme, seni kıskandığımdan değil. Kıskanmış olsan da zerre umurumda değil. Çünkü o senin hissettiklerinin bende karşılığı yok Akgün. Ha ama çok merak ediyorsan söyleyeyim. Sancaktar bana ailesi hakkında ne merak ediyorsam sorabileceğimi ve dürüstçe cevaplayacağını söyledi, ben de sordum. Yani ortada sır falan yok. Sen de inandın. İnandım. Bence gayet samimiydi. Nereden anladım biliyor musun? Çünkü benden etkilenmiş gibi gözüküyordu. Ne yapıyorsun? Nerede kart? Akgün, ne yapayım? Alamazsın, çantama alamazsın. Ya verir misin şunu? Alam, bırak. Diye ben konuşamayacak mıyım o sancaktarla? Konuşacağım. Cezaevinden nasıl çıktığını da öğreneceğim. Çünkü her an ölecek biri. İnce sol yap. Sağ yap. Biliyorum. Eray. Hı. Sen kasaya para koymadın mı? Nasıl koymadım? Koyduğum orada. Dalga mı geçiyorsun benimle? Yo. Para mara yok kasada. Aa. Harbiden de yok. Ben Altay'a bıraktığımda vardı burada, vardı. Ya sen Altay'ı bırakalı iki saat olmadı mı ya? Bakmıyor musun kasaya arkada? Emel. Belki müşterinin biri aldı gitti. Allah Allah. Emel'cim biraz sakin olur musun lütfen? Ay çıldıracağım, yemin ediyorum çıldıracağım. Emel'cim sessiz bak, sesimize biraz hakim olalım. Müşteriler var, ayıp bak, insanlar kalkıyor. Gerekiyorsa bakarım kamera kayıtlarına ben, tamam mı? Çalındıysa kendi cebimden tamamlarım, nedir yani? Yalnız müşteriler rahatsız oluyor, neyi paylaşamıyorsunuz? Ha bir sen eksiksin akıl vermeye. Tipe bak ya. Ya ben kimseye güvenemeyecek miyim Eray? Kimseye sırtımı dönemeyecek miyim ben ya? Bir tanem canım, sakin olur musun lütfen, tamam? Bak müşteriler rahatsız oluyor, ayıp oluyor ya. Bak ben seni anlıyorum. Şş, bana bak, ben seni anlıyorum tamam. Sinirlerim bozuk, Naz'la alakalı ama iş bak. Ya ne Naz'ı, ne Naz'ı, ne Naz'la ne alakası var? Saçmalıyorsun artık Ahmet, Eray ya. Tamam, Ahmet. Saçmalıyorsun. Ahmet sen bir al Emel'i, bir hava alın. Emel'cim bir sakinleş, konuşuruz hadi. Emel. Şş, hadi. Buyurun çıkalım. Hadi abi hadi. Siz ne yapayım? İşe zarar veriyormuşum. Kimin işine zarar veriyorum? Güzelim tamam, konuşuruz.
Ya gerçekten kusura bakmayın. Bir yanlış anlaşılma olmuş da siz devam edin, sıkıntı yok. Kusura bakmayın, rahatınız bozulmadı değil mi? Gelme peşimden, yoldurtma bıyıklarını bana. Ha, yolun gerekirse Emel Hanım. Bana anlayış gösterme. Vallahi bütün sinirimi senden çıkartırım. Şimdi Eray'la da dedikodumu yaparsınız Emel delirdi yine diye. Allah. Yok estağfurullah, niye öyle yapalım Emel Hanım? Yani Emel Hanımcığım, şimdi üstüme vazife değil ama siz bence biraz fazla takıyorsunuz kafaya. Yani Naz'ı bu kadar düşünmeyin. Soner Bey onu koruyacaktır. Evet doğru söylüyorsun. Senin üstüne vazife falan değil. Zaten ne üstüne vazife onu da bilmiyorum ki. Bu Eray getirdi başımıza attı seni, ondan tahammül ediyoruz. Sevimsiz. Sen dün gece 2'de niye restorandaydın? Öylesine. Yani ben bazen kapandıktan sonra gelip böyle sağa sola bakıyorum 2-3 kere gecede. Sebep? Yani kontrol amaçlı. Hani sağda solda bir şey unutulmuş oluyor. Kapı pencere açık kalmış oluyor, ona bakıyorum. Bazen de sizi bekliyorum işte kapatana kadar. Öyle yani. Anlamadım yani sen 3 yıldır bunu mu yapıyorsun? Eray mı söyledi böyle yapmanı? Yok. Ben gece geç çıkıyorum, seni hiç görmüyorum ama. Yok o zaman otoparkta ya da sahilde bekliyorum. Niye içeride beklemiyorsun? Rahatsız olmayın diye. Yani siz zaten genelde hesap kitap için geliyorsunuz. Öyle olduğunda da şu ilk masada oturuyorsunuz. Böyle gününüz iyi geçtiyse bir kokteyl yapıyorsunuz kendinize. Ha kötüyse de kahve. Bazen böyle şarkılar söylüyorsunuz bağıra bağıra. Bazen de küfür ediyorsunuz sağa sola. Ben kokteyli gördüğüm zaman ha diyorum iyi. Yani günü güzel geçmiş ama kahveyi görünce de üzülüyorum. Keşke diyorum olmasaydı. Yani siz aslında mutlu olmayı hak ediyorsunuz. Yani herkes hep, bütün herkes tabii hak ediyor. Siz galiba daha iyi gibisiniz. Ben en iyisi şey yapayım. Ahmet ne yapıyorsun Ahmet? Bıyık. Buyurun. Hadi beni eve bırak. Tabii. Tekrar kusura bakmayın. Çok mahcup olduk size. Bir ihtiyacınız olursa ben buradayım. Efendim, az önce sesler biraz yükseldi, kusura bakmayın, rahatsız ettiysek yani. Ben hayatımda böyle rezil, böyle pespaye bir yer görmedim. Yemeği iptal et, bu içki de berbat. 5 kuruş işlemez benden bu pavyon bozması yere. Bir şey diyeyim mi? Sen bayağı morardın ha. Şaka lan şaka, bakma öyle ağzına çık. Ay canım, ben anladım zaten onu. Siz böyle yüksek perdeden girince çok belliydi. Dedim bu benimle kafa buluyor ya. Eray Duraner. Biz sizinle daha önce tanışmış mıydık İzmir'den falan? Hayır, Şevval. Ne? Şevval. Güzel isim. Yalnız müşteri memnuniyeti peşindeysen tam yerine geldin. Nasıl anlamadım? Anlatırız sarışın. Aşka aşka değil, elleri anlatmakmış kısmet. Ne yapalım? Geç otur. Yemeği beklerken eşlik et bari. Oturayım. Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. O çantayı 2 gün içinde teslim etmek zorunda olmasam bu konuşmayı seninle yapmazdım Cihan Efendi. Bence sen önce durumu kabullen. Sinirin bir gitsin. Ondan sonra tekrar konuşalım, anlaşalım. Korkma. Çanta güvende. Şartlarda anlaşırsak hiçbir problem yaşamayacaksın. Tamam, arayacağım. Bekliyorum. Akşam şerifleriniz hayır olsun.
Ne güzel bir gece değil mi? Abi sen şaka mısın? Burhan anne gördün mü? Gördüm. Nasıl oldu bu? O Akgün denilen herif hareket halindeki arabadan attı beni. Kardeşin ölebilirdi Cihan. Bunu düşündün mü? Tabii. Daha çok bunu hak etmek için ne yaptığını düşündüm ama. Yok artık ya. İnanamıyorum sana. Abi. Siz günah keçisi olarak Burak'ı belirlemeye bak çok alıştınız. Cemre sen karışma. Anne farkında mısın? Ben ne zaman abime laf söylesem sen bana cevap veriyorsun. Karışma. Anne bırak konuşsun. Konuşayım ben. Ben konuşayım. Sizin bu mafya saçmalıklarınız var ya. Onlar beni hiç ilgilendirmiyor. Ama benim ikizim sizin şamar oğlanınız değil. Kendinize gelin. Akgün sayesinde elimize büyük bir koz geçti. Bunun için onu cezalandırmamı mı bekliyorsunuz? Ben cezalandırayım istersen. Hiçbir şey yapmayacaksın. Bir daha Burak'ı böyle bir işe göndermeyeceksin. Çok ciddiyim. İşlerimiz konusunda söz söyleme hakkın olsun istiyorsan biraz da işlerle ilgilenmen lazım Cemre'cim. Sadece para harcamakla olmuyor. Cihan lütfen. Cemre tamam. Sen bu kafayla daha çok atılırsın o arabalardan Burak Sancaktar. E madem problemi çözdük bir şeyler yiyebilirim. Kurt gibi aç. Her şeyi anladım da Cihan Sancaktar'ı buraya çağırmak mantıklı bir hareket miydi? Kendi fikriydi. Sevmedim fikri. Ya işte o böyle aileden gibi görünmemizi istiyor. Onun için yırtıyor kendini falan. Kötü niyetli değil. Biraz fazla yırtıyor kendini. Anlamadım yani anlamsız. Gereksiz. Ya onu bunu bıraktın az. Odaya kilitledi kendini. Yüzüme bakmıyor. Ulan hem vuruldum hem karım benden razı değil. Ve haklı. Ya sen de mi başlayacaksın? Soner, örnek teşkil eden bir hayatım var artık. Bunu biliyorum. Allah aşkına ya. Ya yaşam koçu gibi konuşma Akgün ya. Söyleyeceksen Türkçe söyle kardeşim diye söyle. Kardeşim evleneceğim diyen sen değil miydin? Evet ben. Evlendin mi peki? Tamam. Evlendin. Evlendim. Naz ne düşünüyor? Bunu tahmin etmek bu kadar güç mü? Ne hissetmek istiyor, ne düşünmek istiyor bu kadar güç mü? Bu kız ömür boyunca huzurlu, mutlu bir şekilde yaşayacak lan seninle beraber. Tamam, bunu istiyor olamaz. Tamam lan ben de diyorum ki Naz için ölürüm diyorum zaten. Lan ölmeyeceksin, yaşayacaksın işte. Artık başka bir insan evladına dönüşeceksin, evrileceksin Soner. Olmaz bu şekilde. En azından ya deneyeceksin ya da kaybedeceksin. Ne yapayım? İki kız evladı diye düşünüp böyle rüyalara mı yatayım? Ne alakası var? Ne güzel rüyalardı lan onlar. Kıymet biçilmez. Yıllardır rüya görmeye korkuyorum oğlum. Senin en azından bir şansın var. Git kaderini kendin yaz. Tamam. Ne yapayım? Sabah akşam beyaz yakalı gibi çalışayım mı? Ne yapayım? Ben eğitimsiz adamım oğlum. Sokakta yetiştim ben. Alaylıyım yani anladın mı? Abim dediğine bak, ben gitsem iki günde deneririm orada. Var. Senin için bir yolum var. Ama bana biraz müsaade etmen lazım, arkamda durman lazım. İkimiz için de bir yolum var. Beraber gireceğimiz bir yol. Tamam mı?
baba? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Altay nerede? Aç şunu aç! Aç senin ya! Altay? Sen kilitledin mi çocuğu? Bırak kalsın orada. Abla aç şu kapıyı abla! Nasıl kalsın ya? Tam ver şu anahtarı. Versene baba. Sen ne yaptığını biliyor musun çocuğum? Bilmiyorum, ne yaptı? Altay'ı silah almaya çalışırken yakaladım. Annesinin intikamını alacakmış. Tamam, ver şu anahtarı. Ver dedim ya, gibi şeyi de zorla vermeyin. Altay. Geldim. Geldim ablacığım. Dur. Dur açıyorum, bekle. Dur. Gel. Vurdu bana, nerede? Dur. Yağmur vurdu bana, vurdu vurdu. Vurdu bana. Tamam, tamam. Defol git! Dur. Git! Git artık! Defol git ayağım demezden! Defol git! Defol git ayağım demezden! Nasıl vurdu ya? Ne demek vurdu? Vurdum evet, ne yapayım? Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Çünkü oğlumu silah almaya çalışırken yakaladım. Ne yapacağımı bilemedim. Bir tane tokat attım. Çünkü böyle durumlarda ne yapılır bilmiyorum. Nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum. Daha önce başıma gelmedi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bileceksin. Ne yapman gerektiğini bileceksin, tamam mı? O benim kardeşim, ona dokunamazsın. Altay benim oğlum. Oğlun. Annemin cenazesinden çıkıp gittin, sen bizim hayatımızdan da gittin. Ben sanki sen hiç gitmemişsin gibi kardeşimi oyalamaya çalıştım. Annesini kaybeden bir çocuğa babasını kaybettiğini unutturtmaya çalıştım. Ben dedim ki tamam, babamın zamana ihtiyacı var dedim. Kendime dedim, ikna almaya çalıştım çünkü bir sebep aradım. Seni anlayabilmek için sebep aradım. Oldu, oldu dedim ki tamam Yağmur, ayakta durmak zorundasınız dedim. Geçecek, bitecek, bir gün gelecek, baban siz uyurken üstünüzü örtecek dedim. Yok, yok dedim dedim ama sen gelmedin, baba örtmedin üstümüzü. Ben sanki hep sen mahvolmuşsun diye düşündüm. Çünkü bunu sen hissettirdin çocuklarına. Tamam dedim ki bu adamın kendini toplaması için zamana ihtiyacı var dedim. Bekle bekle sabret dedim Yağmur dedim. Dedim ama yok yok, o zaman hiç gelmedi. Şimdi ne üdüğü belirsiz bir sebepten tesadüfen hayatımıza geliyorsun, giriyorsun. Ama yüzümüze bile bakamıyorsun. Demiyorsun ki yavrum siz 3 yıl ne yaptınız demiyorsun. Dur ben sana anlatayım. Ne yaşadık 3 yıl ben sana anlatayım. Nerede bu? Nerede? Bak! Ah! Hatırladın mı bunu? Altay 1 yıl buna sarılarak uyudu. Anladın mı? Biz annesinin babasının ceketinin arkasına sarılarak uyuduk. Bize en iyi sen sarılabilirdin baba. Şimdi hasbelkader gelmişsin, Altay benim oğlum diyemezsin. Anladın mı? Altay bir hata yaptıysa gelir cevabını bana verir. Sen geçmişte kalmayı tercih ettin. Şimdiki zamanda Altay'ın gelip de sana baba demesini bekleme. Benim seni affetmem için daha çok zamana ihtiyacım var. O kadar karanlıktasın ki. Gölgen bile düşmüyor üzerimize. Thank you.
İyi misin? Yağmur'a bakmaya geliyordum ben de. Ne oldu? Yağmur'la mı bir şey oldu? Allah rızası için git ya, lütfen. Lütfen, gerçekten. Rica ediyorum. Ne anladım. Ne olması gereken olmuş. Biriktirdiklerini söyledi sana. Babalar ve kızları yapacak bir şey yok. İşin kötü tarafı söylediklerinin tamamen gerçek olması galiba. Ne savcı? Aileler böyledir işte, yük bir nevi oluyor yani. Bazı insanlar bunu taşıyabiliyor gayet güzel, hatta bundan keyif alıyor. Sen ben gibiler de işte böyle altında eziliyoruz maalesef. Biz ikinci kategorideyiz yani. Senle ben aynı değiliz. Ben de babamı tapardım biliyor musun? İstihbaratçıydı da söylemiştim sana. Ama sonra fark ettim ki o gerçekten beni sevdiği için değil, kendine hayran olduğu için beni böyle yetiştirmiş. Sonra da affetme trenini kaçırdım. Çok geç kaldım. Kaderime razı oldum. Yapacak bir şey yok. Kızlar böyledir işte. Babalarını gerçekten tanıyana kadar onlara taparlar. Sonra gerçekten kim olduklarını öğrendiklerinde %50'si nefret eder. Buraya kadar ilgini çekemediysem gerçekten seninle mutlak değişmez bir ortak noktamız var demek ki savcı. Sen de babandan olduğu kişi olduğu için nefret ediyorsun. Haksız mıyım? Lütfen git ya. Bak gerçekten rica ediyorum. Ben gidemiyorum. Senden rica ediyorum, git. Eyvallah. Sadece son bir şey söyleyeceğim sana. Gerçekten hiçbir ebeveyn evlatlarına kendi geçmişinde yaptığı hataları miras olarak bırakmamalı savcı. Senle benden geçmiş artık. Bu başka ama bence Yağmur'la Altay için hala bir telafi var. Konuşmak istersen evdeyim. Thank you.
Efendim? Tamam, geliyorum. Her şey yoluna girecek. Restoran. Doğrudur. El değiştirdi mekan. Artık biz işleteceğiz orayı. Kök salacağız inşallah. Eski Cumhuriyet Savcısı Selim Kara. Bu itirafı çocuklarımın akıbetimden muaf tutulması şartıyla veriyorum. Neden tutuklandığımı, hatta tutuklandığımı bile bilmeyecekler. Bu koltukta bugün ideallerine ihanet etmiş, kendisini adaletin üstünde görmüş bir suçlu olarak oturuyorum. Birazdan anlatacağım. Bütün eylemleri bile isteye, kimsenin tesir altında kalmadan tek başıma ifa ettim. Cumhuriyet Savcılığından istifa ettiğim gün Halil Sadi Sancaktar denen şahsı tasarlayarak kaçırdım. Cebir kullanarak Rize'deki baba evine götürdüm. Halil Sadi'yi önceden aldığım karar çerçevesinde masum eşimin kanının yerde kalmaması için infaz ettim. Evimin önündeki topraklık alana gömdüm. Cesedi cenazeyi orada bulabilirsiniz. Allah yaptıklarımı affetsin.